Muhteşem süper kahraman Ben 10'i nasıl çizeceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? Öyleyse kaleminizi alın ve başlayalım. Büyük bir kalkana ya da küreye benzer bir şekil çizerek başlayın. Böyle. İzlerken kaçırdığınız yer olursa endişelenmeyin. Videoyu geri alıp istediğiniz kadar tekrar izleyebilirsiniz. Soldan sağa doğru çizgiler çizip kalkanı 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölün. İşte böyle. Bu çizgileri kullanarak çizdiğiniz her şeyin doğru büyüklükte olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi en yukarıdan başlayalım. Yukarı ve aşağı hareketlerle Ben'in dağınık saçlarını yapalım. Aslında biraz köpek balığı dişine benzedi, öyle değil mi? Ben'in gözleri kalkanın üçüncü parçasına sığmalı. Üçüncü çizginin ortasına denk gelecek şekilde dikkatlice kaşları çizelim şimdi. Gözler için kaşlarının altına bir alttaki çizgiye değecek şekilde yumurta şekilleri çizelim. İşte böyle. Güzel. Tamam, şimdi gözlerin iç kısımlarını ekleyelim. İşte oldu. Ve sonra da yuvarlak göz bebeklerini. Mükemmel. Tamam, sıra geldi gözlerinde ışıltı oluşturmaya. Bunu az önce boyadığınız göz bebeklerindeki siyahın birazını silerek yapabilirsiniz. İşte böyle. Harika. Ters bir üçgenle Ben'e sivri bir burun yapalım. Ve bir gülümseme. Yüzünün ana hatlarını tamamlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru kalkanın kenarlarının üzerinden geçin. Şimdi sağa doğru çapraz. Sonra kalkanın üst kısmına kadar yukarı. Ve şimdi de Ben'in saçlarını tamamen çizelim. Saçları biraz dalgalara benzemeli. Kulaklarını eklemeyi unutmayın. İki tarafa kavisler çizelim. Büyük bir C harfi gibi. İsterseniz kulaklarının iç kısmına böyle bir çizgi çizip bu şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi boyama zamanı. Boyama kalemlerinizi alın. Yüzü ve kulakları soluk pembe. Ben'in kaşları ve saçı tamamen koyu kahverengi. Çizgilerin içini boyarken dikkat edin. Harika. Ben'in saçlarının ortasında soldan sağa uzanan daha açık kahverengi bir gölge var. Şimdi bunu ekleyelim. Ve şimdi de Ben'i canlandırmak için gözlerini boyayalım. Kahraman yeşili. Vay, çok havalı görünüyor. İşte bu kadar. Ben 10 tamamlandı. Tebrikler. Ben 10'deki en güçlü uzaylıyı nasıl çizeceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? Öyleyse kalemlerinizi alın ve dört kolu çizelim. Kaçırdığınız yerler olursa sakın endişelenmeyin. Videoyu geri alıp istediğiniz kadar tekrar izleyebilirsiniz. Evet, dört kolun kocaman bir gövdesi var. Boyu 3,5 metreden fazla. Vücudunun anahtarlarını oluşturmak için en kolay yöntem kocaman bir fasulye tanesi çizmek. En yukarıdan başlayalım. Kafasını ters duran bir çiçek saksısına benzetelim. Bunu o büyük fasulye tanesinin tepesine dikkatle çizelim. Kafasının içine aşağı uzanan iki ve bunları soldan sağa kesen bir çizgi çizelim. İşte böyle. Dört kolun yüzünü yapmak için kemerli bir kapı şekli çizebilirsiniz. Bunu başının gövdesiyle birleştiği yere çizelim. Az önce çizdiğimiz aşağı bakan çizgilerin her iki yanına iki tane minik elma çekirdeği büyüklüğünde şekiller çizersek gözleri yapmış oluruz.
Dört kolun gerçekçi görünmesi için bir diğer püf noktası da buraya ve buraya birkaç ilave çizgi çizmektir. Bu, dört kolun kaşlarının çatık görünmesini sağlar. Unutmayın, bu sizin çiziminiz. Ayrıntıları ve eklemeyi düşündüğünüz şeyleri istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Dört kol harika görünmeye başladı. Evet, şimdi Benten logosunu ekleyelim. Logoyu göğsünün ortasında gururla taşıyacak küçük bir daire çizelim. Sonra aşağı doğru çok kısa bir çizgi çekelim. Bu çizgiyi sağa doğru uzatıyoruz ve daire ile birleştiriyoruz. Şimdi üç boyutlu bir logomuz oldu. Logonun detaylarını yapmak için bu şekilde karalıyoruz. Unutmayın, videoyu istediğiniz zaman durdurup geri alabilirsiniz. Sonuçta çizilmesi çok kolay olmayan bir uzaylımız var. Şimdi üst ve alt kollarını çizelim. Bunu birkaç büyük daire ile yapabiliriz. Bu daireleri doğru çizmeliyiz. Bu yüzden acele etmeyin. Dört kol çok büyük ve kuvvetli. Kolu çok güçlü. Halkaları çizerken bunu unutmayın. Sağ omuzundan başlayın. Yukarı doğru bir kavisli çizgi yapın. Sonra büyük bir daire. Sonra buna bağlanan başka bir daire. İşte böyle. Elini oluşturmak için de üçüncü bir daire. Sağ alt kolu için vücudunun arkasından çıkacak kayaya benzeyen bir şekil çiziyoruz. Hemen altına bununla birleşen bir daire daha. İşte böyle. Hemen ardından sol üst kolu ekleyelim. Yine o büyük kaya şeklini kullanalım. Şimdi bunları birleştirelim. Kolu için iki, eli içinde bir daire daha çizelim. Sol alt kolu çizmek için iki tane büyük kaya daha çizelim. Üçüncü dairemizle de yumruğunu yapalım. Aynen böyle. İsterseniz kolaylık olsun diye fazladan yaptığımız çizgileri silebilirsiniz. Şimdi kolun detaylarını ekleyelim. Kaslarının etrafını saran çift çizgiler yapalım. Neden kolların etrafındaki çizgileri belirginleştirmiyoruz? Hani daha önce eskiz olarak çizdiklerimizi? Üzerlerinden geçip kalınlaştıralım. Yumruklarını sağlam ve güçlü yapalım. Bu bölümü dikdörtgen şekillerden oluşturabiliriz. Sanki dikdörtgen sosisler gibi. Bunlarla parmaklarını yapabiliriz. Yumruğu oluşturmak için onları böyle birleştirin. Dört kol en sert görünümlü uzaylılardan biri. Çizerken karakterini akılda tutmak iyi olur. Sonuçta o çok sert biri. İsterseniz küçük çizgiler ekleyip taslak çizgilerin üzerinden geçerek kollarını daha belirgin çizebilirsiniz. Üst kol ve alt kolların her iki tarafına testere şekilleri ekliyoruz. Artık uzaylının tamamlanmak üzere olduğunu fark etmişsinizdir. Muhteşem görünüyor. Harika bir çalışma. Alt kollarındaki taslak çizgilerin üzerinden geçip kol çizgilerini kalınlaştıralım. Ve yumrukları belirginleştirelim. Çok sert. Yanlış yaparsanız silebilirsiniz. Ya da kaleminiz kaymış olabilir. Ama ille de düzeltmeniz gerekmiyor. Sonuçta bu sizin çiziminiz ve kimse mükemmel değildir. Şimdi gövdesinin alt kısmını çizelim. İşte böyle. Göğsünün ortasından gövdesinin alt kısmına kadar uzanan iki uzun çizgi çizelim. Diğer tarafa da aynısını yapın. Ayrıntılar için de bir iki ilave çizgi çizin. İşte böyle. Sıra bacaklarını çizmeye geldi. Bunları kollarına göre çok daha ince çizin.
bacakları iki parça halinde çizersek daha kolay olur. Bacakların üst kısımlarını aşağı uzanan hafif kavisli çizgilerle oluşturun. Dizlerini çizmek için dışarı doğru sert bir açı yapıp aşağı devam edin. Bacakları birbirine eşit uzaklıkta iki çizgi çizerek tamamlayın. Yana doğru giden çizgileri ekleyelim. Yine her iki tarafa doğru bu şekilde. Acele etmenize gerek yok. Unutmayın, dilediğiniz zaman videoyu durdurup tekrar başlatabilirsiniz. Dört kolun sol bacağını ucunu kıskaç gibi çizerek bitirelim. Biraz yengeç kıskacı gibi olsun. Aynı şeyi diğer tarafa da yapalım. Detaylar için bir çizgi daha ilave edelim. Evet, böyle. Hey, çok havalı görünüyor. Şimdi benim en sevdiğim kısma geldik. Boyama zamanı. Renkli kalemlerinizi alın. Kolları dördü de çok açık kırmızı olacak. Kolları boyayın. Çizgileri taşırmayın. Harika. Üst kollarında siyah şeritler var. Elleri? Burada çok çabuk boyuyoruz. Ama boyanacak çok renk var. Evde biraz daha yavaş yapıp bütün alanları dikkatlice renklendirebilirsiniz. Dört kolun yüzü de açık kırmızı. Bunu da boyayalım. Güzel. Siyaha boyanacak birkaç küçük yer daha kaldı. Gözlerini de benteninki gibi açık yeşile boyamayı unutmayın. Harika. Daha belirgin olması için göğsüne açık gri ile biraz gölge yapabilirsiniz. Mükemmel. İşte bu kadar. Harika bir çalışma. Dört kol bitti. Benten'in alevler fırlatan uzaylısı, ateş topunu nasıl çizeceğinizi öğrenmeye hazır mısınız? O zaman kaleminizi alın ve başlayalım. Kaçırdığınız yerler olursa endişelenmeyin. Videoyu durdurup istediğiniz kadar tekrar izleyebilirsiniz. Ateş topunu çizmek için gerçekten iki kolay şekilden yararlanalım. Başını büyük bir gözyaşı gibi çiziyoruz. Ve ters bir üçgen. Bu da size gövdesinin ana kısmını çizmede yardımcı olacak. Yukarıdan başlayalım. Başını çizmek çok eğlenceli olacak. Üç küçük alev şekli çizin. Benim yaptığım gibi bunlar birbirine yakın olsun. Bu alevler tam başının üzerinde olmalı ki çılgın saçlarına benzesin. Çok düzgün olmasına gerek yok. Zaten ateş topu yanıyor. Ateş topunun kafasında biraz önce çizdiğimiz alevin içinde daha küçük bir alev daha var. Bunu da ekleyelim. Ateş topu çok sıcak. Şimdi yüzünü çizeceğiz. Bunu parçalara bölüp küçük adımlarla ilerleyelim. İç kısımdaki alevin tam içinden sol tarafa inen kavisli bir çizgi çiziyoruz. İşte böyle. Sağ taraf için de aynısını yapalım. Sonra sol alt çizgiden ortaya doğru küçük bir çapraz çizgi çizelim. Sağda da aynısını yapalım. Sonra şekli enine bir çizgiyle birleştirelim. İşte böyle. Bu şeklin içine ateş topunun gözlerini çizebilirsiniz. Gözleri küçük ve bademe benziyor. Bakın, eğer gözlerini aşağı doğru çekik çizerseniz ateş topu tıpkı dizideki gibi görünecek. İç kısımdaki alevin içinde yüzünün çizimini tamamlayalım. Sol ve sağ tarafta koni gibi ama birer tarafı düz. Çıkıntılar yaratmak için aşağı doğru çizgiler çizip bunları birleştirelim. İşte böyle. Şimdi ağzını ekleyelim. Ağzını kolayca çizmek için bir yarım ay çizelim. Hey! Gerçekten de harika görünüyor. Şimdi ateş topunun gövdesini çizelim.
sol omuzundan içeriye doğru bir çizgi çizerek başlayalım. Sonra diğer tarafta da aynısını yapalım. İşte böyle. Gövdesini yapmak için çizgileri böyle birleştirelim. Sonra kollarını çizelim. Omuzları biri kafanın ortasından, diğeri ise gövdeden aşağı uzanan ikişer çizgiyle oluşturalım. Bu şekilde. Kolunun alt kısmını yapmak için uzun bir boru şekli çizelim. İşte böyle. Ateş topunun parmaklarını çizmenin en kolay yolu küçük dikdörtgenler çizmektir. Hadi parmaklarını çizelim, ne dersiniz? Birincisini kolun orta noktasına çizelim. Böyle. Aynı büyüklükte 3 dikdörtgen daha çizin. Araları eşit olsun. Tam böyle. Ellerini oluşturmak için dikdörtgenleri birleştiriyoruz. Eli yukarı bakan açık bir pençe gibi olmalı. Harika oldu. Gövdenin sağındaki kolu çizmek için yine sol tarafa çizdiğiniz şekillerin aynısını çizebilirsiniz. Başının sağ tarafının ortasından dışarı ve aşağı doğru tıpkı bunun gibi bir çizgi çizip boru şeklini oluşturun. Sonra aynı şekilde kolunun alt kısmını çizin. Daha önce yaptığınız gibi 4 küçük dikdörtgen çizip bunları birbirine bağlayarak sağ elini çizin. Ateş topunun ayaklarının çizimini çok basit tutun. Gövdesinin altından iki parça halinde çizgiler çizip bacaklarının üst kısımlarını oluşturun. Sol taraf ve sağ taraf bu şekilde. Kalemi çok bastırmayın ve hafif silik bir çizim yapın. Sonra aşağıya sayfanın altına doğru bir çizgi çizin. Ateş topunun ayaklarının gerçekçi olması için kıskaç gibi çizilmesi önemli. Biraz yengecin kıskacına benziyor. İşte böyle. Ateş topunun sol bacağının alt kısmını çizmek için çizgileri birleştirelim. Şimdi aynı şeyi dikkatli bir şekilde diğer tarafta da yapalım. Dimdik aşağı uzun bir çizgi çizelim. Sonra sağa doğru biraz çapraz uzatalım. İşte böyle. Yengeç kıskacı şeklini tekrar yapmayı unutmayalım. Taşan ya da üzerinden geçtiğiniz taslak çizimlerini silebilirsiniz. Bu arada ateş topu harika görünüyor. Şimdi ateş topumuzu gerçekten canlandırıyoruz. Bu en eğlenceli bölüm çocuklar. Gövdenin içindeki şekilleri dolduruyoruz. Amacımız eğlenmek. O yüzden havalı koruma giysisini istediğiniz gibi yapın. Bacaklarına birkaç küçük çizgi ekleyin ve omuzlarına da çizgiler ekliyoruz. Bu ateş topunu gerçeğe daha da yakın hale getiriyor. Şimdi gelin bu uzaylıyı ateşe verelim. Renkli kalemlerinizi alın ve boyamaya başlayalım. Ateş topunun yüzünün orta bölümü açık kırmızı. Aynı kırmızıyı ağzı içinde kullanabilirsiniz. Ve kamuflaj giysisindeki bölümler. Göğsünde ve kollarında. Bacakları da açık kırmızı. Ateş topu gerçekten de harika görünüyor. Sonra başını saran alevlerin dış bölümünü renklendirelim. Bu da alevin bir parçası olduğundan bunu turuncu yapalım. Onu canlandırmak için kamuflajındaki parçaların arasında kalan bölümleri kafasındaki alevde kullandığınız turuncuya boyayın. Son olarak en açık sarınızı kullanarak ateş topunun kollarının iç taraflarını boyayalım. Elleri ve ayakları da sarı olacak. Ateş saçan uzaylınızı tamamlamak için göğsünün ortasına logoyu eklemeyi unutmayın. İçteki dairenin sol ve sağ taraflarının küçük bir bölümünü siyaha boyayın. Siyah bölümler arasında küçük boşluklar olduğunu göreceksiniz. Bu şekilleri isterseniz renklendirip logonuzu tamamlayabilirsiniz. Vay, harika oldu. Ateş topu tamamlandı.